İçine bir parça fasulye koyacağız. Zamanına göre siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Karadeniz'in çok güzel barbunyaları var, beyaz barbunyaları var. Onlardan katılır bir normalde. Bir de iç yağımız var biliyorsunuz. İç yağ bilmez miyim? Bu arada telefonlar geliyormuş, diyorlarmış ki birkaç kere daha menülerinizi tekrar edin, malzemelerinizi tabii tekrar için edin diye. Bir kere daha söyleyelim bence. Karalahana çorbası efendim. Bir demet karalahana, bir bardak haşlanmış fasulye, bir iri soğan, bir bardak buğday, 3 kaşık mısır unu, yağ, tuz, karabiber ve pul biberden oluşuyor. Fasulye turşusu kavurması yapacağız. 1 kilogram turşu fasulye, 2 adet soğan, 1 kaşık salça, tuz, zeytinyağı ve karabiber. Bunlara sen gayet alışıksın. Evet. Bazılı karalahanalı börek yapacağız. Karalahanayı biraz fazla, fazıyı fazla aldıysanız börek olarak çevirebilirsiniz ya bizim bugün gibi. Bugün ben ne kadar şanslıyım ya. Vallahi senin için özel menü bu lütfen. Yani vallahi süper bir şey. Ne kilo alırsınız ne bir şey. Öyle mi? Tamamen öyle enerji. Böyle ben çok oynuyorum. Yani onun 400 için kilometre yolu 2 saatte koşarak gidiyorsunuz kesinlikle yani. Benim atomdan sonra kesin zaten. Yarım kilogram fası, böreğimizin tarifi, malzemelerini tarifim diyorum. Malzemelerini veriyorum. Yarım kilogram pazı, yarım kilogram karalahana, bir soğan, 5 adet yufka, 2 yumurta, bir kase yoğurt, çörek otu, susam, zeytinyağı, tuz ve karabiberden oluşuyor. Ve atom, demin gördüğünüz yaptım. 2 petibör bisküvi, kakaolu puding, 3 tane elma, ceviz, sarçın, üzüm, fındık, Hindistan cevizi ne varsa üstüne koyuyorsunuz. Şimdi Karadeniz yemekleri yapıyoruz diye hemen senin üstünü değiştireceğim. Önlüğünü değiştiriyorum. Oo. Madem öyle günün anlam ve öneminin görüldüğü üzere. Evet. Dur bakayım sen onu becerebilecek hem misin? De...